Herkese merhaba, ben Barış Mercan. Bu videoda konumuz John Walker Black Label olacak arkadaşlar. Size öncelikle çok kısaca John Walker markasının hikayesinden, öyküsünden bahsedeceğim. Sonrasında ise kadehime Black Label'ı koyacağım ve tadım notlarımı ve yorumlarımı paylaşacağım. Tabii ki bununla beraber Black Label'a dair birkaç tane size böyle ilginç bilgi de paylaşacağım. İsterseniz zaman kaybetmeden hızlıca başlayalım. Evet, Johnny Walker Black Label. Muhtemelen viski denildiği zaman akılları ilk gelen markalardan ve ilk gelen şeylerden bir tanesidir. Çünkü gerçekten zamansız bir klasikten bahsediyoruz burada. Birçoğumuzun da yine muhtemelen viskiyle tanışma viskisi diyebiliriz. Benim de ilk tattığım viskilerden biri Black Label. İlk tattığım viskilerden biri diyorum ama hala da günlük hayatımda en çok böyle elimin gittiği şeylerden bir tanesi her zaman barımda olur. Hatta bir tane değil iki tane olur size diyebilirim. Hem sek içerim hem buzlu içerim hem de kokteyllerde tercih ederim. Gerçekten yumuşak içimli zengin karakteriyle çok güzel bir harman viskiden bahsediyoruz burada. Şimdi Black Label'ı tatmadan ve notlarımı paylaşmadan önce size çok kısaca Johnny Walker markasından da bahsetmek istiyorum. Aslında Johnny Walker'dan sabaha kadar bahsedebiliriz çünkü 200 yıllık burada bir markadan bahsediyoruz. 1820 yılında kurulmuş bir marka. Yani 200 yılı aşmış bir marka. Çok keyifli, çok eğlenceli bir hikayesi var. Çok güzel bir öyküsü var. Bakın burada da yanımda bir kitap var. Johnny Walker'ın kuruluşundan günümüze kadar olan hikayesini çok ince detaylarıyla anlatıyor. Bugünkü videoda tüm bu detaylara inmeyeceğim. Fakat eğer öğrenmek isterseniz bu konuda yazdığım bir yazı vardı. Linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Dileyenler göz atabilir. Fakat bu videoda da yine de çok kısaca değinmek istiyorum sizlere. John Walker'ın hikayesi 1820 yılında İskoçya'nın ufak bir kasabasında Kilmarnock kasabasında başlıyor. Markaya da adını veren John Walker ne yazık ki çok ufak bir yaşta yaklaşık 13-14 yaşlarında babasını kaybediyor ve bu nedenle de Walker ailesi sahip oldukları çiftliği satmak zorunda kalıyorlar. Sonrasında kasabanın merkezinde ufak bir dükkan, ufak bir bakkal dükkanı açıyorlar. Bu bakkal dükkanının başına da genç bir yaşta olmasına rağmen John Walker geliyor. Bu bakkal dükkanının içerisinde günlük bakkali ürünlerle beraber farklı çaylar, farklı baharatlar, egzotik ülkelerden gelen ve farklı içki türleri de yer alıyor. Burada çay ve baharata özellikle vurgu yapmak istiyorum. Çünkü Johnny Walker'ın tarihinde oldukça önemli. Biliyorsunuz Johnny Walker bir harman markası. Yani bir blended markası. Bu ne demek? Farklı farklı İskoçya'nın farklı bölgelerinden viskilerin bir karışımından oluşuyor demek. Bunu da yapanlar harmanlama ekipleri ve master blenderlar. Burada da markanın ilk baş harmancısı, ilk master blenderı markaya da adını veren John Walker. John Walker viski harmanlama becerisini ilk olarak farklı çayları ve farklı baharatları harmanlayarak geliştiriyor. Ne yapıyor? Egzotik ülkelerden gelen farklı çayları karıştırıyor, ediyor. Biraz daha böyle enteresan tatlara ulaşmaya çalışıyor ve bunu da aslında yaparken hem damağını hem de burnunu geliştiriyor ve bunu da viski harmanlarken kullanıyor. Peki viski harmanlama nasıl oluyor? O dönemlere baktığımız zaman aslında bugün çok böyle konuşulan single maltlar insanların çok kolay yanaşamadığı çünkü karakter olarak çok dengesiz ve çok ağır viskiler olarak öne çıkıyor. John Walker da bunu fark ediyor ve diyor ki ben bunu farklı viskilerle karıştırarak ortaya biraz daha dengeli bir şeyler çıkarayım ve buna göre dükkanımda sergileyim, satayım. Buna göre kendi bazı formüller geliştiriyor ve bunları satıyor. Tabii ki bu formüllerin bazıları başarılı oluyor, bazıları başarısız oluyor ama başarılı olan olanlar zaman içerisinde markanın oluşmasına katkıda bulunuyor ve John Walker kendi adıyla bunları şişelemeye başlıyor. Black Label'a baktığımız zaman da aslında Black Label markanın ilk şişelemesi olma özelliğini taşıyor. İlk olarak 1865'te Walker's Old Highland adıyla piyasaya sürülüyor. 1905 yılında Extra Special Old Highland adını alıyor. 1909 yılında ise bugünkü adıyla yani Black Label olarak raflardaki yerini alıyor. Evet böylece çok kısaca Johnny Walker'ın tarihine bakmış olduk. Dediğim gibi çok zengin bir tarihten bahsediyoruz burada. 200 yıllık bir markadan bahsediyoruz. Aslında çok zengin bir hikaye var arkada. Ama ben size olabildiğince kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ufaktan tadım kısmına geçeceğim. Hemen izninizle kadehime Black Label'ı boşaltıyorum. Bakın yarısı da bitmiş bu arada şu şekilde. Ufaktan yenilemem lazım. Bu arada bugün de yanımda Gördüğünüz gibi böyle enteresan bir kadeh var. Bunu geçtiğimiz hafta satın aldım. Bu 1920'lerde kullanılan bir egzersiz, koklama egzersizi kadehiymiş. Baktığınız zaman gerçekten çok geniş bir haznesi var ve daralan bir ağzı var. Daha önce viski bardakları videomda hatırlarsanız tadım kadehlerinden, farklı tadım kadehlerinden konuşmuştuk. Bu dar ağız ve geniş haznesi zaten tadım kadehlerinde karşımıza sık çıkan ortak bir özellik. Bunda da bunu görüyoruz. Şimdi tatmaya geçmeden önce son aklıma gelen böyle birkaç size yine bilgi vermek istiyorum, enteresan bilgi vermek istiyorum. Şimdi Black Label şişesi aslında sadece Black Label değil tüm Johnny Walker şişelerine baktığımız zaman ilk dikkatimizi çeken şişelerden biri nedir? Şişenin şekli. Baktığınız zaman köşeli, kare bir görüntüsü vardır. Bunun aslında neden böyle olduğuna baktığımız zaman arkasında ticari bir sebep yatıyor. John Walker sonrasında e, bayrağı değer olan isimlerden biri Alexander Walker bu kare şişe de onun zamanında ortaya çıkıyor. İlk amacı bunun o dönemlerdeki şişe kırıklarını engellemek. Çünkü o dönemlerde tabii ki bugünkü gibi lojistik sağlanamıyor. İşte ne yapılıyor? El arabaları, at arabaları veya gemilerle bu şişeler sağa sola taşınıyor, ediliyor, ticareti yapılıyor. Ama tabii ki bu sırada çok sallantıdan dolayı şişeler birbirine çarparak kırılıyor. Alexander Walker da bu kırılmaların önüne geçmek için ne yapıyor? Bu şekilde bir şekil ortaya çıkartıyor ve bunları bu şekilde yan yana koyduğunuz zaman titreşim olmuyor ve kırılmalar da oldukça azalmış oluyor. Bununla beraber şişeler bu şekilleriyle yan yana konulduğunu böyle hayal edin. Kolilerde veya sepetlerde daha az yer kapladığı için de bu şekilde bir yol izlemişler. Diğer bir öne çıkan unsur da Johnny Walker'ların gördüğünüz gibi şu şekilde eğik bir etiketi vardır. Tam olarak 24 derecedir bu eğikliğin derecesi. Bunu da yine Alexander Walker 1870'lerde ortaya çıkarıyor. Bunun da ilk amacı şu. Diğeriyle benzer olarak aslında raflarda farklılaşmak. Diğerlerinin herkesin etiketi düzken. Bu biraz daha farklı ve viskileri yan yana koyduğunuz zaman yani birkaç Johnny Walker'ı yan yana koyduğunuz zaman gerçekten çok hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Diğer bir sebep de ne yaptık biraz önce? Şişeyi kara yaptık dedik. E kara yapınca şişe daraldı. Etiketi düz yapsaydık üzerine yazabileceğimiz şeyler daha az olacaktı. Bu nedenle hafif bunu eğik yaptığınız zaman etiketin üzerine yazabileceğiniz sığdırabileceğiniz karakter sayısı da artmış oluyor. Yani arkasında bu iki faktörün ticari sebepler var ve o günden günümüze kadar tüm Johnny Walker şişelemeleri bu görüntüsüyle, bu şekliyle, bu etiketiyle ve tabii ki üzerinde ikonik logosuyla karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar Johnny Walker Black Label bir harman viski, bir blended viski. Farklı viskilerin karışımından oluşuyor. İskoçya'nın farklı bölgelerinden seçilmiş, özenle seçilmiş içerisinde yaklaşık olarak 40 tane viski bulunuyor. Bu viskiler arasında merkezde Cardo bulunuyor. Space Side bölgesinden Cardo. Cardo daha çok meyvemsi, yumuşak karakterli, zengin meyvemsi karakteriyle ön plana çıkan bir viski. Bunun dışında Black Label içerisinde aile bölgesinden Colilla, Lagolin, Adalar bölgesinden Talisker gibi farklı viskiler de yer alıyor. Yani bu ne demek oluyor aslında? Meyvemsilik var, biraz is var biraz tuzluluk var. Böyle farklı tatların aslında burada bir harmanından bahsediyoruz. Burada ben harman viskilerde yani bir harman viskiden benim en büyük beklentim o viskinin dengeli olması. Viskinin içerisinde yer alan farklı bu lezzetleri Aynı şekilde birbirini çok baskılamadan almayı bekliyorum. Evet, Black Label içerisinde yaklaşık olarak 40 farklı viski var dedik. Ben burada size bir detay daha paylaşmak istiyorum. Bakın viskinin üzerinde, şişenin üzerinde 12 yıl detayını görürsünüz. Bu yıl ibaresi harman viskilerde, single malt'larda da vardır. Bu ne demek oluyor? Bu harman içerisinde, bu formül içerisinde bulunan viskilerin en gencinin bize yaşını veriyor. Yani en yaşlısı değil, viskilerin ortalama yaşı değil en gencinin yaşını veriyor. Eğer biz bu harman içerisine, eğer biz bu formül içerisine bir damla bile 10 yaşını bir viski koyarsak buraya yasal olarak 10 yıl yazmak zorundayız arkadaşlar. O yüzden yıl ibaresi önemli. Evet bu kadar bilgi, bu kadar detay yeter. İsterseniz ufaktan tadım kısmına geçelim beraber. Bu arada beraber diyorum. Viskiye meraklı olduğunuzu düşünüyorum. Bu videoyu izliyorsunuz. O yüzden evinizde muhtemelen Black Label vardır. Eğer yoksa başka viski de kadehinize koyarak bana eşlik edebilirsiniz. Bu şekilde ben de tek başıma tatmıyor olurum. Evet, kadehimizi biraz şöyle havalandıralım. Gerçi bayağı bir durdu. O kadar havalandırmaya gerek yok ama adetten havalandırayım. Bu arada kadehi de ilk kez kullanacağım. Bakalım nasıl bir performans gösterecek? Keyif alacak mıyım? Ve birlikte koklayalım. Bugün Black Label'da benim ilk dikkatimi çeken kokular aslında daha öncekilerden de çok farklı değil kuru meyve kokuları oldu. Ben bunu biraz kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm olarak adlandırıyorum. Yani dolgun aromalardan bahsedebiliriz burada. Bazı viskilerde biliyorsunuz daha böyle işte elma olsun, armut olsun, narenci olsun daha böyle fresh, daha taze meyvelerden bahsederken burada biraz daha böyle koyu, biraz daha kapalı, dolgun bir tatlılıktan bahsediyorum. Bununla beraber kuru meyveleri, vanilya ve biraz Olgun da bir viskiden bahsettiğimiz için bence meşe karakteri de çok belirgin. Hatta bu meşeyi biraz böyle bir yanıksı meşe olarak size söyleyebilirim. Biliyorsunuz ben Talisker'ı çok seven bir insanım. Daha önceki videolardan da izleyenleriniz varsa bugün mesela ben Black Table'dan çok fazla Talisker karakteri aldığımı size söyleyebilirim. Yani bu ada karakteri, bu biraz iyotlu, biraz tuzlu karakter şu an çok fazla kadehimde aldığım kokular. Evet kokladık, şimdi de beraber tadalım. Bu de tatmak biraz zor olacak ama hadi bakalım. Black Label'da aldığım ilk aromalar aslında burunda olduğu gibi yine tatlı nüanslar oldu. Burada da yine kuru meyve tatları var. İşte kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm gibi bunu tarif edebilirim. Fakat burada farklı olarak çok belirgin bir şekilde karamel tadı alıyorum. Biraz bal alıyorum. Aynı şekilde vanilya var. İşte biraz badem diyebilirim. Çikolata diyebilirim. Biraz çikolatayı bitter çikolata gibi aslında tanımlayabilirim. Bununla beraber tatlı nüanslara baharatlı ve isli karakter eşlik ediyor. Bununla farklı olarak burada biraz daha baharatlı diyebilirim. Tarçın bence çok baskın. Karabiber var. Böyle sanki dilimin üzerine pütür pütür batıyormuş gibi ve tabii ki Black Label'dan bekleyebileceğimiz üzere isli nüanslarda damakta oldukça güçlü. Black Devil bence ortayla uzun arası bir bitişe sahip. Yani şu an konuştukça, nefes almaya devam ettikçe bile ağzında kalan tatlar olduğunu size söyleyebilirim. Ağza da kalan tatlar biraz daha böyle tuzlu isli sanki tuzlu kuru yemiş yemişsiniz de ağzınızda kalmış gibi böyle bir karakter bırakıyor Black Label. Evet bu şekilde Black Label'ı birlikte tatmış olduk. Yani umarım siz de bana eşlik etmişsinizdir. Genel olarak sizle Black Label'a dair yorumlarımı paylaşayım. Zaten yorumlarımdan videodaki tadım notlarımdan anlamışsınızdır. Ben Black Label'ı gerçekten çok keyifli bulduğum harman viskiler arasında yer alıyor. Zaten boşuna klasik olmuş bir viski değil. Ben dahil olmak üzere gerçekten viski dünyasındaki birçok profesyonel de Black Label'ı takdir eder. Çok kompleks bir viskidir. Sizi İskoçya'nın farklı bölgelerine götürür. Size tuzlu tatlar veriyor, isli tatlar veriyor, biraz tatlı aromalar veriliyor, baharatlı notlar veriyor. Gerçekten çok zengin. Harman viski olmasına rağmen malt içeriği yüksek. Bu nedenle de gerçekten oturaklı bir viski içtiğinizi hissediyorsunuz. Kısacası gerçekten Black Label bir klasik ve klasik olmasının bir sebebi var diyebilirim size. Evet bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoda size çok kısaca Johnny Walker'ın hikayesinden bahsettim. Sonra da Black Label'dan, özelliklerinden ve tadım notlarımdan bahsettim. Bununla beraber bunun gibi ürün özelinde incelemeler çekmeye devam edeceğim. Eğer önceliklendirmemi istediğiniz viskiler varsa, mesela Johnny Walker özelinde konuşursak Green Label olur, 18 olur, red label olur veya farklı markalar da olur. Bunları da yine yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bana özel mesaj atabilirsiniz. Bunları önceliklendirmeye çalışırım diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.